onları falan al diyor. O şekilde alışveriş yap diyor. Şimdi biz bu şekilde girdik. Hani ilk etapta cazip geldi. Senin önce 11 tane tosunun vardı. Tabii. Ne kazandın? Mesela Faruk'cum girdin ya 5000 lira verdin. Ne kazandın? Ben ne kazandım? İşte dediğim gibi ayda 1050 lira bir para kazandım. Kaç ay kazandın o 1050 lirayı? Ben 1050'yi beklemeden tekrar para yatırdım. Heh. Sonra ne yatırdın üzerine? Ya bir 25 bin yatırdım. Ondan sonra o dönemde eşime hadi bir hesapta eşime açayım. İşte eşim evde canı sıkılmasın. Çünkü bir gebelik dönemi mevcuttu. Sonra bir sistemde onu açıp teslim ettim. Ona ne kadarlık açtın çiftlik? İşte 50-50. O şekilde. 50-50 100 bin liraya yatırdım. Tabii. Ondan sonra işte ürün almaya başladık şarküteriden falan. İlk etapta ürünler de çok kötüydü. Sonra ufaktan düzelmeye başladı falan. Ama dediğim gibi biz sonradan bu olayın gerçekten patlayacağına tam inanmış noktasına geldiğimizde adam bizim kaçtı. Bizim karşımıza Niyazi Karakoç denilen bir adam getirildi. Dur, o Niyazi'ye gelmeden ama biz şimdi bilmiyoruz ya evet. Yani o 80 binin dışındakiler. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi yatırdın parayı. Evet. 50 bin, 50 bin, 100 bin gayet yatırdın. Normalde tam hiç para gelmiyor mu geliyor. Sana? Ben yaklaşık 12 bin lira para aldım. Yani o parayı ne yaptı? Ben o parayı bir daha yatırmadım. Çünkü tereddütlerim başladığı için yatırmadım. Ben sistemde 500 TL'm dolduğu gibi para çektim. 500 lira olduğu gibi çektim. O konuda 12 bin karlıyım. İşte o parayı içeride 5 bin, 7 bin, 10 bin lira olarak biriktirip çekmeyi düşünen arkadaşlarım, Niyazi Karakoç denilen adam geldikten sonra biraz din sömürgeciliği, biraz farklı konuşmalar, biraz milliyetçilik, işte karşımıza ben devlet mensubuydum, istifa edip geldim, Çiftlik Bank'a inandığım için geldim. Biz burayı tekrar ayaklandıracağız, çok güzel olacak, işte Konya'daki Tuzlukçu'daki yerimiz öyle olacak, böyle olacak konuşmalarla diğer, yani ben o şeye düşmedim ama çoğu arkadaşım düştü. Kandırıldığımızı... Yani 12 bin lira kârdayım diyorsun ama sen şimdi 100 binden 12'yi çıkartınca... 12 kârda değilim. Ben 12 bir daha yatırmadım ama sistemin içerisinde 40 bin lira birikmiş olan arkadaşım Niyazi Karakoç'un konuşmalarıyla 40 bin artı üzerine gitti, kredi çekti, 20 bin daha koyup bir daha yatırdı. Peki senin mesela o yatırdığın 100 bin lirayla nelerin vardı? Şimdi önce ya bir 11 benim, tane tuz. Nelerin vardı? Sen bayağı bir şeylerin vardı demek ki. Bayağı bir çiftliğin benim, vardı. Benim Romanov koyunu diye bir koyun çıkarmışlardı. Kampanya yapmışlardı. Bir 100 tane ondan vardı. Tosun vardı. İşte zaten biz üyeler... Mavi yumurtlayan tavuklardan falan var mıydı? Mavi yumurtlayan tavuk yoktu. Manisa tavuğu vardı. Yani bu vardı dediklerin yani sistemde gözün bizler üyeler olarak zaten şunu takip ediyorduk. Mesela bir tosun 550 lirayken zaten biz bunu aslında orada anlamaya çalıştık ama inanmadık. Kendimize inanmadık. Şirketle alakalı olumsuzluklar yürütülmeye başladığında şirket hayvanlarla alakalı kampanya yapıyordu. 500 liralık bir hayvanı 300 liraya düşürüyordu. İşte biz öyle varız, böyle varız veya depomuzu büyütmemiz gerekiyor. Sen de diyordun ki 550 liralık tosun indi 300'e alalım diyordun. İndi 300'e hayda yatır. He. Bu şekilde kandırıldık biz aslında. Aslında biz kandırıldığımızın farkındaydık ama biz kendimize bile inanmıyorduk. Kendimize bile inanmadık yani. Kandırıldığımızın farkındaydık aslında ama buna bile inanmadık. O yüzden ama çok aşırı şekilde sömürgecilik yapılırız. Ben İnegöl'deki açılışta da dahil oldum. Oradaydım. Bursa'daki. Tabii oradaydım. Hani bir saat falan durup çıktım ben orada. Çok aşırı tabii, bir orada, yağış vardı. Orada şunu da söylemek lazım. Şimdi belirli yerlerde sanki çiftlik kuruyormuş diye açılış yapılıyor. Şimdi o açılışlara mesela o bölgenin belediye başkanı da davet ediliyor. Var yani öyle şey. O davet ediliyor, bu davet ediliyor. Şimdi belediye başkanı diyor ki bana geldiler dediler ki işte hangisininki bilmiyorum. Hayır, memlekete bir tesis kazandırılıyor. İşte sizin memleketinizde şu kadar milyonluk tesis yapacağız. Evet. İşte iş gücü imkanı sağlayacağız sana. E bizde böyle bir iş gücü var falan filan diye biz de mutlu olduk. Gittik açılışa Hayır, diyor. Kaymakamı da gidiyor, belediye başkanı da gidiyor. Herkes gidiyor. Çeşitli işte parti, siyasi partiler de gidiyor ayrım gözetmeden. Şimdi biz arkadaşlar da gidiyorlar. E diyorlar ki bu kadar tabii işte yani, bak başkan var, şu var, bu var falan. Evet. Hani bak demek ki bir tesis biz açıyorlar. Biz farkına vardığımızda şimdi belli bir sosyal mecralarda zaten gruplaşmaya başladık. Bayilerin ayrıyeten gruplaşmaları oldu. Her üyeler arasında konuşmalar, telaffuzlar, işte yol göstermeler. Mesela ben geçen hafta Antalya'daydım, Alanya'daydım. Bu batık sözleri çıkmadan 3 gün önce Alanya'daki bir bayi ziyaret ettiğimde batıyoruz dediğimde hayır 2 gün sonra ödemeler yapılacak denildi. 3 gün sonra gittiğimde bayinin içerisindeki ürünleri eşi topluyordu ağlayarak ve 3 milyon lira.
bayinin çevresindeki akrabalarıyla, kendisinin ve açmış olduğu bayilerle beraber çektiği kredilerle beraber zararı 3 milyon TL. Yani yatırımı. Eski parayla 3 trilyon. Evet. Ve kişi kalp krizi geçiriyor. Onlara da 100 bin lira alıp şunlardan veriyorlar ki dediniz ki biz sonra baktık fason üretimi aslında. Üzerine işte şu çiftlik bank şeyi koymuşlar. 100 bin liraya işte alıyor. Muhasebe işlemine bile sizin muhasebecinizle çalışmanıza bile izin vermiyor. Muhasebe kendilerinden, şirketi kendileri kuruyor. Limited şirketi kurduruyorlar. İçerideki dekorasyonu kendileri yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Tabii üzerine de bir kar marjı koyup işte 100 bin ise 100 bin. Çiftlik bank satan dükkanlar mı var? Ben hiç görmedim. Öyle dükkanlar var ben bilmiyordum. Ben açıkçası hiç böyle bir sistem olduğunu da bilmiyordum. Evet. Yani işte sosyal medyayla ilgilenmemenin faydaları. İşte hep diyoruz ya yani sosyal medyayı daha doğrusu interneti doğru kullanım yanlış kullanım. Yani interneti doğru kullanırsanız sizin önünüze orada uçsuz bucaksız. Hani bilgi var. Yani eskiden bir kütüphaneye giderdik bir bilgiyi öğrenebilmek için bütün gün o kütüphanede kaldığımı hatırlardım. Bir harita bulabilmek için bütün bir cumartesimi Atatürk Kütüphanesi'ne geçirdiğimi bilirim Taksim'e. Şimdi gir yaz buluyorsun. Öyle kullanırsan şahane bir sistem. Ama böyle şeylere girdiğin zaman maalesef geri dönüşleri yanlış oluyor. Onurcuğum senin nelerin vardı çiftlikte? Abla vallahi ben ilk başta bir yıl önce bir arkadaşımın tavsiyesiyle bana dedi ki böyle bir sistem var. Girmek ister misin dedi. Ben girdiğim zaman da burada girenlerin arasında en eski benim galiba. Ben girdiğim zamanlarda referans sistemi vardı. Ne kadar arkadaş getirirsen o kadar çok kazanıyorsun. Arkadaş bana önerdi. Tabii ben ilk önerdiği zamanlarda gidip de hemen parayı basmadım. İnegöl'deki... Ha, baştan oraya girmek de referans sistemiyle yani zordu gibi. Tabii canım gösteriliyor. Yani. Gidip İnegöl'deki çiftliklerini ziyaret ettik. Bursa'da şarküterileri vardı onları ziyaret ettik. Yani şarküterideki arkadaşlar da bayağı bir överek anlattılar. Yani böyle yapılacak, şöyle edilecek. Hatta bu yıl Türkiye'de 3000 tane şarküteri olacağını söylediler vesaire. Kaç lira yatırdınız ilk? İlk 600 TL. Hı. Yatırdım. Kaç lira kazandın 600 yatırır yatırmaz? 600 TL'yi yatırdım. 2 hafta bekledim hani para akışı olacak mı, gelecek mi diye. 2 haftada yaklaşık... 80-100 lira yakın bir para geldi 600 liraya. Ondan sonra sen de dedin ki bu nasıl bir para? Ya baktım para geliyor. Eşime anlattım. Dedim böyle böyle. Yani onlar çok para yatırma taraftarı değil. Hatta böyle sanal işlere hiç girme dediler bana. Ben bayağı bir dedim ya bak şöyle güzel böyle güzel ben yerlerini ziyaret ettim. Çok işte inandırıcı falan. Sonra eşimin kolundaki yani tak kenara ayırdığı bir kelepçesi vardı. Bileziği vardı. Onları aldım. Çocuğumun Mevlüt'te takılan çeyrek altınlar vardı. Parası vardı. Onları aldım. Bozdurdum. Yaklaşık 3,5-4 bin lira yakın. Onları sisteme dahil ettim. Onlarla da koy. Ne aldın ilk? Ya ilk 600 lirayla Endülüs tavuğu aldım. Endülüs tavuğu denilen bir tavuk var sistemde. Şarküteri bunlar. Kapandı şimdi herhalde şarküteriler. İlk Endülüs tavuğu aldım. İlk kaç Endülüs lira bir Endülüs tavuğu? O zaman... 69 mu 69 mu neydi kampanyaya girdi. Ya zaten hani kampanyayı bir getiriyorlar hemen aa kampanya var hemen girelim. Daha da çok para yatırıyorduk. Olumsuzluklar oldukça kampanyalar üretiliyor. Ne zaman bir kötü bir haber tabii, çıksa tabii, tabii, tabii. O zaman kampanyalar hemen alıyor. Kampanya. Siz ucuzladı hayvanlar falan deyip onları alıyorsunuz. Peki verelim.